Öncelikle BMW X5'imizi bitirdik. Zincir koparmıştı. Aynısından burada da var. 3000 motor M57 kodlu. Bugün ise Mercedes E180 2017 model 99.000 kilometrede olan bir aracımız var. Bu aracımızın gerçekten büyük sıkıntıları var. Yetkili bayiye gittiği zaman gerçekten uçuk uçuk rakamlar çıkan bir araç. Biz liftimizi aldık. Arıza kodlarından bahsedeceğiz. Artı neler yapılması gerektiğinden ve bu araç alınır mı? Üstündeki motora sahip E180 alınır mı? Şimdi ön tarafına geçtiğimizde aracımızın sıralı 4 silindirli benzinli bir motor var. Bu araçlardaki kronik sorun zincir boşlama sorunu. Artı yağ pompasında da sorunlar oluşabiliyor. Özellikle bunun içine, karterin içine bir yağ pompa sensörü koymuşlar ki ölüm. P06DA veya çift 0 kodlu bir arıza kodu olması lazım. Ben oraya koyarım. Kartel sökülüp ön takımlara kadar sökülmesi gerekebiliyor. Burada da turbo sorunumuz var. Turbonun hem milli kesmiş hem wastegate'inde sorun var. Bayağı büyük sorunları var. DPF'ye falan zarar vermiş bu. Bunların kontrolleri salyangoz sisteme sahip olduğu gibi 1.4T işte Volkswagen'in bazı gruplarındaki araçlar gibi görünüyor bu da. Mecburen egzoz manifoldüyle beraber turbonun alınması gerekiyor. Ustamızdan da tabii söküldükten sonra turboyla alakalı önemli bilgileri göreceğiz, dinleyeceğiz. Turbomuz şu an sökülüyor. Dediğim gibi biraz problemli bir motor. Yani Mercedes'e yakışmayan bir motor. F30'larda olduğu gibi, F20'lerde olduğu gibi N13 de aynı şekilde yakışmayan bir motor benzinli gruplarında. Yani bu araçlarda tercih edilecekse dizel gruplardan şaşmamanızı tavsiye ederim. Benzinler biraz sıkıntılı oluyor ülkemizde. Aa, dizel benzinli demişken insanlar, vatandaşlar bütçesine göre benzinli dizele göre daha uygun fiyatlarda sıfır araç olduğu için insanlar benzinli tercih ediyor ama daha sonra da sorunlarla karşılaşabiliyor. Dizel buna göre daha sağlıklı mı desek, çok sağlıklı. Ne bileyim, bence de dizel daha tasarruflu, daha uzun ömürlü bir şey oluyor. Çıkan bir saplamamız, civatamız bu şekilde. Hemen bir diğer arka taraftaki civata sökülüyor. 11'lik somun ve civatalara sahip bir egzoz manifoldumuz mevcut. Küçük bir motor gibi görünüyor ama maalesef E-kasaya yakışmayan diyelim. E-kasayla kıyaslayacak olursak bu motoru biraz yakışmayan motorlardan bir tanesi. Şu an sökülüyor. Bu turbomuzda değinmek istediğim, artık yeni nesillerde sıklıkla gördüğümüz turbolara su giriyor. Turbolara su girişli turbo yapıyorlar. Turbomuza giren suyumuz turbomuzun aşırı ısınmasını su kanalı ile soğutmak amaçlı yapılmış. Ama bence hiç de gerek yoktu. Diğer nesillerde ve yüksek bazdaki araçlarda su kanalı olmayanlarda hiçbir sıkıntı yok. Su kanalını veriyor ama turboyu küçültüyor burada. Turboyu biraz büyüt. Kendi rüzgarı kendine yeter. Zaten kendi soğutur. Bu su girişli turbolarımızda çatlama oldu mu su kayboluyor. Teklemeler oluyor. Arızalar veriyor. Onun için fabrika düşünmüş yapmış ama su kanallı, su girişli turbo tercih değil aslında. Size güzel bir bilgi daha vereyim. Tabii sıkıntılı bir bilgi ama öncelikli olarak bu araçlarda turbo sıkıntısı varsa çok iyi kontrol edilmesi gerekiyor. Wastegate'lerinde problem olabiliyor. İki tane solenoid valfimiz var. Bakın bir tanesi burada, bir tanesi hemen aşağıda. Şu gördüğünüz solenoid valf. İlk yapmanız gereken havalandırma hortumlarındaki şu görmüş olduğunuz küçük küçük vakum hortumlarıdır. Söküyorsunuz, bakıyorsunuz. Westinghouse bölümünde çıkardığınız zaman bunun ucunda yağ var mı? Diyeceksiniz ki ne alaka, bunun ucunda yağ olsa ne, olmasa ne? Sıklıkla görülen bir durum var. Eğer bunun içine yağ geliyorsa bunun motorun yağ pompasının artık damlattığını söyleyebiliriz. Solenoid valflerin hemen vakum hortumlarında, bakın bu göstermiş olduğum vakum hortumları aslında çekişte en büyük etki eden parçalardan biri. Bunlarda bir kopukluk, yırtıklık olduğu zaman da yine turbonuzda sıkıntılar oluşabiliyor. Bu aracımızda hem wastegate'inde hem turbonun mil kesme sorunları var. Bu diğer taraflara da zarar vermiş olabilir.
Burada ufak tefek terlemeler var ama herhangi bir kaçak olduğunda söylemeyelim. İçten yanmalı motorda diyor usta, şey diyor, yağ pompasının valfinde elektrik sıkıntısı var diyor. Bunun evet. sebebi nedir? Bunun sebebi valfimizin içinde bir rulmanımız var. Şıkır şıkır ileri geri hareket ve oynadığında elektrik tesisatına komut veriyor. Ben tuşu açtım kapattım diyor. Geç yağ değişme, kalitesiz yağ koyma. İçindeki rulmanın kalitesiz yağ ve geç değişme tortudan dolayı tıkanıp motor açmanız gerekir. Bu parçayı değişebilmeniz için. Umarım bunda öyle bir şeyle karşılaşmayacağız sanıyorum. Çünkü arızayı tespit ettik. Ama yağ pompası neydi gerekiyorsa elden geçirip muntazam temizliğini, yağ bakımlarını, filtrelerini yapıp turboyu hazır hale getirelim. Bizim alt kısmındayız. Şu kısımda bir adet yağ geri dönüşü var. Şu görmüş olduğumuz ayağı da sökmemiz lazım. Ayağı söktükten sonra turbo boşlayacak. Şuradan görebiliyoruz yağ geri dönüş borusunu. Bu sökülecek, ayağımızı söktük, aracı indiriyoruz. Aracı indirip üstten yağ geri dönüşünü sökmeye çalışacağız. Ayağımızı sökmüştük, herhangi bir sıkıntı yok. Ardından turboyu almamız gerekiyor. Bakalım bir şeyler çıktıkça da paylaşımını gerçekleştireceğim. Bu noktada partikül bağlantıları var. Partikülü biraz boşaltmamız gerekecek. Çünkü manifolddan dolayı biraz değmeler yaşayıp alamıyoruz. Gevşetmeye başladık. Partikülü biraz boşaltacağız. Conta. Şöyle. Ya geri dönüşümüz var, yok takılıyor. Hafifmiş ya. Evet, partikül dediğimiz olay burada. Daha doğrusu bu katalizör partikül derken arkadaşlar. Burada da bayağı bir boş alana kavuştuk. Böyle göstermiş olalım. Mercedes'imize devam edeceğiz ama bu noktada şöyle göstermiş olayım. Egzoz cıvatalarında maalesef sıcaklıkla haşır neşir olan cıvatalar olduğu için sürekli kırılmalar yaşıyoruz. Burada sökerken şu üst kısımdaki cıvata kırık, tornacı gelecek. Alttaki cıvata kırıldı, tornacı gelecek. Sökerken kırılan cıvatalar. Aynı şekilde baktığımız zaman buralarda herhangi bir sıkıntı yok. Buralarda kırıklarımız da yok. Ancak şu iki başta kırıklar var, tornacı gelecek. Burada da genellikle gevşemeler olabiliyor. BMW gruplarında çokça kez egzoz gevşemelerini, cıvata gevşemelerini gördük. Tornacıdan sonra devam edeceğiz. Görebilirsen geri dönüşü tut. Geri dönüş şunu çek. Kısmı önemli. Şunu çek ya geri. Evet, Mercedes'i bitirdik. Araba 3000 devri geçmiyor. 100 kilometre 90 kilometreden ilerisi yok demişti müşterimiz. Biz testi çıkardık şu an, bakacağız. Tabi sizin görmediğiniz birçok işlem yapıldı ama hızlı bir şekilde aslında videosu gelmeyen araca bir video yapmış bulunduk. Burada tamamlanması gereken kısımlar var. Artı arkadaşlar, aracın motor çalışma şekli bu şekilde.
araç bize geldiğinde güncel devam eden arızalarının olduğunu söylemiştik. Zaten araç neredeyse gitmiyordu. Bir testini gerçekleştirelim. Artık gidiyor mu bakacağız. Aracımızın içerisine geçtiğimizde öncelikle buz gibi bir hava olduğunu söyleyelim. Gösterge panelimizde herhangi bir arıza ışığımız mevcut değil. Kabut açık gösteriyor galiba şu anda. Ona bir bakalım tekrar. Sürüşe devam. Tekrar geldim ve kaputu kapattım arkadaşlar. Öncelikle aracımızın kilometresi 99.000. Bakalım araç gidiyor mu? Yolda performansı nasıl? Yola çıktık. Biraz asılalım. İnanılmaz gidiyor şu an. Ben bu araba geldiği zaman testine çıktığımda sol şeride çıkmayı boş verin, sağ şeritte acaba bana korna çalacaklar mı diye bir sıkıntı yaşamıştım. Bir daha asılalım. Şimdi kullanıcıların veya bu aracı almak, sahip olmak isteyen kişilerin aklında bir soru işareti vardır. Bu araba benzinli 4 silindir yetiyor mu? 1.6 motor yetiyor mu acaba W212 kasaya? Şunu söyleyebilirim ki araçta gerçekten güzel bir çekiş kontrolü var. Yani gidişinde herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Daha detaylı gösterebilmek için iyi bir rampaya geldik. Gayet güzel gidiyor şu anda. Düz bir yolda da basabileceğimiz noktaya gidiyoruz. Ardından yine sizlere gidişini göstereceğim. Son kez başlattım. Burası bir okul çıkışı. Dikkatli geçmem lazım. Çocuklar var. Şöyle kısa bir asılalım. Gördüğünüz gibi eksiklerini tamamlayıp müşterimize teslim etme vakti geldi arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Böyle bir Mercedes E180 aracımızla beraber olmuştuk. Dükkanımıza gidip tamamlıyoruz.